Herkese merhabalar arkadaşlar. Yeni bir inceleme videosuna hepinize hoş geldiniz. Yine güzel bir video ile karşınızdayım. Umarım introyu beğenmişsinizdir. Umarım bu videoyu beğenirsiniz. Beğenirseniz yapacakları biliyorsunuz. Like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Bu sayede videolarımız daha çok önerilenler kısmına çıkıyor ve kitlemizi daha rahat arttırabiliyoruz. Ben sizlere daha güzel içerikler, daha güzel videolar, daha iyi şekilde içerikler üretmeye çalışıyorum. Sizler de kanala yardım etmeyi lütfen unutmayın arkadaşlar. Eğer abone değilseniz de aşağıdaki zil işaretine basarak abone olmayı unutmayın. Yeni video yayınlandığı zaman sizler haberdar olabilirsiniz. Bugünkü videomuz biliyorsunuz Kyrie Love 3 incelemesi olacak. Yaklaşık bir aydır belki ben de bu ayakkabı içerisinde oynamaya çalışıyorum. Fakat şu pandemilerden dolayı eskisi kadar çok oynayamadığım için de biraz daha inceleme videoları sizlere geç geliyor. Kusura bakmayın. Ama en iyi şekilde sizlere detaylı bir inceleme bu ayakkabı hakkında her şeyi anlatmaya çalışacağım. Hemen kutusuyla şöyle başlayalım. Kyrie Love 3 kutusu elimizde gördüğünüz gibi bayağı güzel bir kutu. Hoşuma gitti. Özellikle Kyrie 6, Kyrie Hybrid S2'den sonra bu çok daha güzel geldi. Daha farklı işte Kyrie Love yazıyor. Diğer tarafında Nike basketbol falan. Kırmızı kutuda oldukça hoşuma gitti. Hemen ayakkabının bir tanesini elimize alıp incelememize başlayalım. Şurada görüyorsunuz. Görsel olarak bayağı beğendiğim bir ayakkabı olduğunu söylemem lazım. Fakat Kyrie Love 2'yi hatırlar mısınız bilmiyorum. Belki elinde olanlar bile vardır. Birebir neredeyse aynısı arkadaşlar. Kyrie Love 2'yi bu kanalda incelememiştim. Pek hoşuma gitmemişti. Pek bana uyacak bir ayakkabı olduğunu düşünmemiştim. Bu Love 3'ü gördüm. Bir de baktım aynısı. Hadi bunu inceleyeyim o zaman dedim. Nike neden bunu yapıyor bilmiyorum ama aynı ayakkabıları tekrar piyasaya sürüyor. Bunu LeBron Witness'ta da yaptı biliyorsunuz. 4 ve 5 neredeyse birbirinin aynısı oldu. 5'i incelemeyi düşünmüyorum. 4 incelemesi. %100 neredeyse aynı. Sadece birkaç bir şey değiştiriyor görsel. Hadi bakalım aynı ayakkabıyı tekrar piyasaya sürüyor. Bu benim hiç hoşuma gitmiyor. Nike neden bunu yapıyor? Tembellik yapıyor tasarımcıları. Bilmiyorum. Aynı fiyattan da piyasaya sürüyor. Biz o paraları tekrar ödüyoruz. Çok mantıklı gelmiyor arkadaşlar. Hani belki Love 2'yi çok beğendim. İşte bulamadım, piyasada yok. Love 3 birebiri alayım bari diye düşünenler için iyi olabilir ama onun dışında yeni bekleyenler, hadi bakalım Love 3, Love 4 nereye benzeyecek diye bekleyenler için oldukça kötü olduğunu düşünüyorum. Neyse ki 2 bende yoktu. 3'ü almış oldum. İlk defa da bir Love Kyrie ayakkabısı aldım ve gerçekten de beğendim. Neden beğendiğimi de sizlere anlatacağım detaylı bir şekilde. Görseliyle başladığımızda benim çok hoşuma gitti arkadaşlar. Özellikle bu Sasiko rengi çok çok güzel bir Japon dikim sanatı. Bunu da Nike işaretlerinde çok iyi bir biçimde göstermişler. Aynı zamanda ayakkabının ön kısmında da bu tarz bir dikiş ve farklılık göze çarpıyor. Ayakta da oldukça güzel durduğunu düşünüyorum. Hissi de çok iyi. Baya sizleri iyi hissettiren sağlam güçlü bir ayakkabı izlenimi veriyor. Şekil itibariyle oldukça okkalı. Yana doğru da Kyrie ayakkabıları genelde böyledir. Geniş. Çünkü bu şekilde daha rahat crossover'lar atabilirsiniz. Tam bir guard ayakkabısı. Bence 3-4 numaralar bile bunu giyebilir. Sadece 5 numaralara önermeyeceğim tarzda bir ayakkabı oldu. Hani yastıklaması ve yere yakınlığından dolayı ama şu anki basketbola baktığımız zaman büyük adamlar bile guard ayakkabılarını giyiyor. Beğeniyorsanız, rahat ediyorsanız tabii ki alabilirsiniz. Bu sadece benim önerim ve tavsiyem olacaktır. Güzel, sağlam ve crossover atmayı seven guardlar için 10 numara 5 yıldız bir ayakkabı olmuş. Tabanıyla kısım kısım incelememize başlayalım. Tabanı arkadaşlar çok ilginç geldi. Efsane ve fena çıkıntılara sahip. Görür görmez elimi alır almaz bu ne ya böyle demiştim. Mükemmel işler yapacağını düşünmüştüm. Kafamdaki kadar çok efsane mükemmel işler yapmadı. Ama taban tuşu çok iyi. Bu çıkıntılara baktığınız zaman arkadaşlar yüksekliğini görüyorsunuz. Böyle ellerinizle dokunduğunuz zaman da hafif oynuyor bu çıkıntılar. Ondan kaynaklı biraz gecikme oluyor ayakkabıda. Yani yere vurduğunuzda ayağınızı ayakkabı bir miktar gidiyor sonra duruyor. Çünkü bu çıkıntılar çok sert ve stabil olmadığı için hafif oynadıkları için biraz kaykılma yapabiliyorlar. Ama hani bu kötü mü veya kayıyor mu diye soruyorsanız hayır, kesinlikle kaymıyor ve çok çok güzel. Fakat sıkıntı şu ki bu plastikler, bu çıkıntılar çok hızlı eriyebilir. İç sahalarda sadece kullanmanızı öneririm. Dışarıda bunları böyle kökten koparıp uçurabilirsiniz. Hatta ben basınç noktalarına bazen baktığım zaman hafif hafif böyle aşınma gibi bile varmış gibi geliyor. Biraz daha fazla oynasam eminim baya bunlar aşınacak veya çok fazla crossover atan bir oyuncu bunları çok hızlı işte önden, yanlardan uçurup temizleyebilir. İçeride oynarsanız bir problem yaşayacağınızı fazla düşünmüyorum. Uzun süreler sizlere yardımcı olabilir. Birçok Kyrie ayakkabısında görmüş olduğumuz taban yapısının yukarı çıkması burada da mevcut. Atacağınız crossover'larda sizlere baya yardımcı olacak güzel bir taban. Tabanın üste çıkması hem ayakkabıya belli noktalarda sağlamlık veriyor ve bence bu ayakkabının oluşturulmasında da yardımcı oluyor. Rahat bir biçimde üst kısmı dikebildiklerini düşünüyorum. Bazen biliyorsunuz dıştan çıkıntı oluyor. O dıştan çıkıntılar yana yapacağınız hamlelerde sizleri koruyor. Bunun gibi ekstra avantajlara da sahip olmuş oluyor bu ayakkabı. Yastıklamaya geçelim. İlk defa bir Kyrie ayakkabısında bu kadar beğendiğim yastıklama oldu arkadaşlar. Bu bayağı hoşuma gitti. Ön tarafında çok zıp zıp hissettiren ve çok rahat hissetmenizi sağlayan güzel bir zoom ünitesi var. Ben bu kadar hissetmeme çok şaşırdım. Normalde biraz
daha hafif arkadaşlarım uzun ünitelerini daha zor hissedebiliyor. Ben biraz daha ağır olduğum için herhalde baya hoşuma gitti ve baya baya kolay bunu hissedebildim. Yastıklama böyle ne çok fazla ne çok az, tam olması gereken bir biçimde. Kyrie 5'e biraz andırıyor diyebilirim. 6 biraz sertti. Kyrie Hybrid neredeyse yok gibi yastıklama. Burada ise çok güzel olmuş. Bana uygun yastıklama ihtiyacı olan arkadaşlarıma da güzel bir seçenek olmuşlar. Topukta fazla bir yastıklama yok. Ama çok da zaten topukta gerekli kalmıyor. Hemen üst kısma geçiyorum ve ayakkabının en sevdiğim ve en hoşuma giden özellikleri olan bu üstte kullanılan materyallere bakmak istiyorum. Ön tarafta arkadaşlar dikişli, sert bir yapı. Hafif böyle naylon ve plastik vari katmanlar. Arkada ise eskitilmiş bir nubuk yapısı, kalite ve harikalık göze çarpıyor. Bu rengine özel bir tasarım tabii ki bu. Her renginde farklı farklı materyaller ön ve arkasında yer alacak. Benim çok hoşuma gittiğini söylemem lazım. Bağcık yapıları bile böyle tasarım olarak çok güzel, görsel şıklık katıyor. Kyrie Love 2'den tek farkı belki bu ayakkabının buradaki askı yapısı arkadaşlar. Askı yapısı ve problem olarak da bunu söyleyebiliriz. Kyrie 6'da biliyorsunuz askı vardı. Burada da demişler ki 2'den nasıl ayrışalım? Hadi 6'daki askıyı koyalım. Niye bu kadar tembel dizaynerler var bilemiyorum. Askı yapısı arkadaşlar problemi şu ki ayağınıza giydiğiniz anda o videolardan da görüyorsunuzdur. Bu çok yukarıda kalıyor. Ve sert hamleler yaptığınızda zaman zaman açılabiliyor. Keşke şu şöyle daha uzun olsaydı ve cırt cırtı da daha fazla olsaydı. Görüyorsunuz minicik bir cırt cırt var burada. Başka da bir şey yok. Cırt cırt buraya doğru düzgün yapışmıyor. Özellikle ayakları şişman ve büyük olan arkadaşlarım varsa bu tam bir probleme ve sıkıntıya dönüşebiliyor. Hani komple bunu buradan koparıp atasanız gelebilir. Bende çok problem olmadı ama sizlerin muhtemelen bu problemi yaşayacağını düşünüyorum. Ve çok sık kapatıp açtığınızda zaten bu cırt cırt kopmaya çıkmaya meyilli. Gerçekten kötü olmuş. Bu ayakkabının kalitesini düşüren bir nokta olmuş. Ben sevdiğim görsel farklılık katıyor ama ayakta hiç güzel durmuyor. Bunu böyle evde kapalı incelemek ve bu şekilde sergilemek gerekiyor dolabımda. Şurada olduğu gibi. Yoksa ayakta bu cırt cırt bayağı problem. Bileksiz yapı bayağı bileksiz hissettirecek arkadaşlar. Bilekli ayakkabıları veya bileğinde hafif destek hissi isteyenler için uzak durmanızı tavsiye ederim ama bileksiz sevenler için de mükemmel. Bilekleriniz inanılmaz rahat ve inanılmaz free hissedecek, serbest hissedecek. İlginç bir his geldi birkaç ayakkabı ile birlikte giydiğim zamansa daha göze çarpıcı olarak bunu hissettim. Heel kısmı tatlı, ne fazla ne az. Arkadaki topuk kısmı da yine öyle çılgın bir yastıklama yok. Normalde bütçeli modeller olarak biliyorsunuz Kyrie'de çıkıyor. Kyrie'de bu arada inanılmaz var düşündüğüm zaman. Kyrie 5-6 serisi normal devam ediyor. Kyrie Low serisi var, hibrit serisi var. Bir de Kyrie Flytrap serisi var. Bitmiyor yani Kyrie'ler. Hangisini piyasaya çıkarsalar onlar da bizler tarafından çok tercih ediliyor. Nike'ın en çok sattığı ve en farklı serilerinin olduğu belki de oyuncusu Kyrie Irving. Gerçi sıralar çılgın çılgın hallerde olsa da değişik tütsülüyordu en son izlediğimde sahayı. İlginç bir adam. Umarım sağlıkla basket kariyerine devam edebilir. Biz ayakkabılara dönelim. Destek noktasında bu ayakkabı nasıl işler yapacak? Yana doğru hamlelerinizde genel olarak kitlemesi çok iyi. Sadece dediğim gibi bilekteki bu freelik, serbestlik biraz tuhaf hissettirebilir. Alışmanız gerekiyor. Yana yapacağınız hamlelerde arkadaşlar şurada TPU diye tabir edilen bir plastik katman var. Yana yapacağınız hamlelerde sizi destekliyor. Aynı zamanda bu askı yapısı biraz da olsa tutacaktır. Ve ayakkabının yana doğru geniş olması yana yapacağınız hamlelerde daha sağlıklı, düzgün ve güçlü hissetmenizi sağlıyor. Fakat şuna dikkat etmeniz lazım. Ayakları geniş olan arkadaşlarım varsa, genelde ayakkabılarda sıkıntı çeken arkadaşlarım varsa bu plastik yapısı arkadaşlar tam yanda parmaklarınızın orada yer alıyor. Yani her kaymada böyle parmaklarınızı hissedebilirsiniz. Buna dikkat edin. Ayrıca şurada görmüş olduğunuz bağcık kısımları da yine burada yer aldığı için baya baya hissedebilirsiniz. Burada dikkatli olun. Kalın çoraplı giymenizi tavsiye ederim. Tabii ki kaç numara alacağınız konusu da aşırı önemli. Ben arkadaşlar 45 numara aldım. Çok rahat ettim. Ayakkabı ona rağmen yine dar dar. Kesinlikle ve kesinlikle normal numaranızdan büyük numara almayı düşünün. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Kyrie Hybrid, Kyrie 6, Kyrie 5 kaç numara alıyorsanız bunda da onu alabilirsiniz. Ben hepsinde 45 numara alıyorum. Bunu da 45 numara aldım. Gayet rahat ettim. Kendi numarasını bilmeyen arkadaşlarım içinse gidip denesin, gidip baksın. Herhangi bir Kyrie ayakkabısına baksın. Bu da onlar gibi Kyrie Hybrid kadar dar değil. Kyrie 6 kadar da dar değil. Ama onların seviyesinde üstünde kullanılan bu materyaller biraz daha rahat olduğu için ve hızlı açıldığı için de bir tık daha iyi hissettirecek. Ama bence yine dediğim gibi Kyrie ayakkabılarında ne giyiyorsanız bunda da onu rahatça alabilirsiniz. Ama dikkat edin arkadaşlar. Eğer ki ayakkabıda yanlış numara alırsanız o ayakkabıdaki kullanılan bütün her şey, teknolojiler, onlar bunlar hepsi uçup gider. İlk ve en önemlisi de doğru numarayı bulmak tabii ki. Performans olarak hibrit ayakkabılarından daha çok beğendiğimi söylemem lazım. Love 3'ü. Yani Kyrie hibritler görüntü olarak görüyorsunuz şurada var alt alta. Bunun kadar
güzel ve tatlı gelmedi. Yani neredeyse Kayrı 6'dan bile daha çok beğendiğimi söylemem lazım. Zoom ünitesini çok iyi hissedebildiğim için. Ve gündelik hayatta da giyilebilecek bir tercih olduğunu düşünüyorum. Özellikle bu rengi harika. Basketbol sahasında biraz kayboldu bu rengi. Çünkü parkelerle neredeyse aynı renkte olduğu için ben gündelik hayatımda normal giyeceğim AVM'lerde kombinlerimin altına. O şekilde tercih edebilirsiniz. Gayet şık, güzel, tatlı olduğunu düşünüyorum. Yeni yeni renkleri de sürekli piyasaya çıkıyor. Çıkış fiyatı bunun yanlış hatırlamıyorsam 880 liraydı. Fakat 1000 liralara veya belki daha yukarılara kadar yeni gelen renkleri çıkabiliyor. Yapacak bir şey yok. Bu inceleme burada. Almak isteyen sonuna kadar izlerse bütün merak ettiklerine ve kafasındaki sorulara cevap bulabilir bu video sayesinde. Ve bu şekilde de incelememi sonlandırayım. Tabii kaç puan verirsiniz artık puanlama da yapmak istemiyorum. Genelde çünkü hep aynı puan vermeye başladım. Ayakkabılar gerçekten çok güzel oldu. Özellikle belli sıkıntıları yoksa hep de ben de yüksek puan veriyorum. Burada bileksiz olması, askı yapısının tam düzgün oluyor olmaması, belki hani puan kıracağım yerlerden biri, bana çok çok uygun bir ayakkabı değil. Ben biraz daha belki sağlam, güçlü, işte Jordan'ın 34 tarzı bir yastıklama, 35 tarzı bir yastıklama seviyorum. Ama yine de çok güzel, 9'u hak eden efsane bir ayakkabı. Özellikle düşük ayakkabı seven ve guard oynayanlar bence bayılacaktır. Dediğim gibi dışarıda oynarsanız bunu diye tertemiz edebilirsiniz. Kesinlikle dışarıda oynamaya uygun bir ayakkabı değil. Birçok yeni çıkan imzalı, güzel, pahalı ayakkabılar gibi. Bu şekilde de incelememi sonlandırmak istiyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. Hoşunuza gittiyse yapmanız gerekenleri biliyorsunuz. Like atacaksınız, yorum yapacaksınız. Ve bir sonraki güzel videolardan haberdar olmak için de zil işaretine basıp abone olun. Kanalda birçok inceleme var, birçok kargo kutu açımı var, eğlenceli vloglarımız var, ayakkabı bile kesiyoruz. Bu kanalın yelpazesi oldukça geniş arkadaşlar. Aradığınız birçok güzel içeriği burada bulabileceğinizi düşünüyorum. Eğer ayakkabıyı, sporları, giyinmeyi ve genel olarak eğlenceli vakit geçirmeyi seviyorsanız bir sonraki güzel videolarda görüşmek üzere. Ayakkabı dahisi bugünlük